Sevgili seyirciler, Doktor Osman Öztürk'e bağlanacağız, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri. Bu arada sizin de sorular sorabilmeniz mümkün. WhatsApp hattımızın numarasını size tekrarlayayım. Aslında yayının başında verecektim ama ihmal ettim. 0536 592 25 00, 0536 592 25 00. Aramayın lütfen, sadece mesaj atabilmeniz için bir hattır bu. Bu hatta göndereceğiniz her mesajı değerlendirmeye çalışacağız. Önüme düşecek ve o yolladığınız mesajlar editörümüz Tolga Yanardağ'ın filtresinden geçerek bana gelecek. Evet, şimdi İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk'e bağlanıyoruz. Osman Hocam selamlar, Osman Öztürk. Selamlar Zeynel Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Artık izleyenlerimiz çok aşina size tabii, bu süreç içerisinde size defalarca bağlandık gerçekten de. Çok önemli bir hizmet verdiniz bu süreç içerisinde. Biz de mümkün olduğunca kırmadan yayınımıza katılıyorsunuz. Müteşekkir olduğumuzu ilk başta söyleyelim. Ve tabii ki sizin şahsınızda da bütün sağlık ekiplerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunalım. Şimdi 65 yaş üstü için birazcık sizinle görüşmek, sohbet etmek isterim. Çünkü 3 ay sonra ilk defa 10 saat boyunca günde dışarı çıkabilme durumuna iznini alabildiler. Bu tabii kendilerinin psikolojik olarak ne durumda olduğunu bilemiyorum ama ruhsal olarak tabii çok ciddi bir sorun yaşadılar. Ancak şimdi bu karar, yani 10 saatlik süre sizin için nasıl bir karardır? Çıkmalılar mıydı yoksa biraz daha evlerinde kalmalılar mıydı? Önce isterseniz bu karar üzerine değerlendirmenizi isteyeyim sizden. Evet, şimdi 65 yaş üstü nüfus açısından baktığımızda evet, gerçekten hani sağlıklarını da bozacak, sadece ruhsal değil bedensel sağlıklarını da bozacak şekilde uzun süreli bir sokağa çıkma yasağı. Biz zaten baştan beri karşı çıktığımız bir ifadedir bu, açarım birazdan. Bir de bildiğim kadarıyla dünyada eşi benzeri yok galiba, değil mi Osman Hocam? Şimdi dünyada değişik uygulamalar var. Sadece önce 65 hani, yaş üstü. Evet, onunla ilgili sanırım Türkiye'de bu şekilde. Şimdi dediğim gibi şeyler, 65 yaş üstü nüfus için kendi sağlıkları açısından da bu gerekliydi. Ama hani tam da sizin sorduğunuz gibi dünyadaki örneklerine baktığımız zaman böyle insanları bu kadar uzun süre eve hapsetme şeklinde olmaz bu. Yani baştan itibaren nasıl yapılması gereken, o sıkıntının dönemi mantığıyla eve hapsetmek değil, sokaktaki hareketliliği azaltmak. Bunun için öncelikle üretimi durdurmak, zorunlu olanların dışında diğer insanların, yani insanların işe gitmesini engellemek, işe gitmemesini sağlamak. Tabii ki bunun karşısında da onların maaşını ödemek, vergisini ertelemek, kirasını ödemek esnafsa. Onun dışında da insanlara belirli saatler olabilir, belirli mekanlar olabilir. Evinin diyelim bir kilometre etrafında dolaşabilirsin, araba olmadan dolaşabilirsin. Amerika'da arabayla da dolaşabiliyor. Yani orada da sokağa çıkma yasağı olarak değil de evde kal düzenlemesi olarak var filan. Ve de daha önemlisi, sokağa çıktığında da fiziksel mesafeyi koruyacak. Yani şöyle bir şey yok ki zaten şimdi sokağa... Kapıdan dışarı başını uzattığında bu insanlar koronavirüs kapacak diye bir şey yok ki. Orada fiziksel mesafeyi koruyamazsa. Bu arada tabii 2 gün önceydi sanırım Sağlık Bakanı çok önemli bir şey söyledi. Aslında ne yazık ki hiç bu rakamları açıklamıyor. Kaybettiğimiz yurttaşlarımızın %93'ü Zeynel Bey'i 65 yaşın üstüne açıkladı. 76 gibi bunu... bir rakam söyledi. 73 ya da 74 dedi galiba. Yaş ortalamasını öyle söyledi ama %93'ü 65 yaşın üzerinde dedi. Evet. O zaman 3 aydır niye bunları kapattık ya, nasıl oldu bu? Demek ki dışarıdan diğer nüfusun hareketini engelleyemediğimiz için hem bizim şeyimizi çektiler, bu işin ceremesini çekti 65 yaş, hem de onları koruyamadık. Bu arada şunu da söyleyeyim, hala biliyorsunuz yani o 2 hafta önceydi değil mi? New York Times 100 bin insanın ismini yayınladı. Biz de hala işte en son 4729 insanların isimlerini bilmiyoruz. Gerçekten benim yakınım, tanıdığım, arkadaşım kaybettiğim bu rakamların içinde mi değil mi bilmiyoruz. Çoğumuz da bilmiyor. Bu arada
İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mezarlıklar Müdürlüğü'nde 2 ayda 4.000 ölüm var. Bunu bile izah edemiyor. O zaman niye bunu yaptık insanlara? Sonuçta çıkmaları doğru. Ama bu arada zaten hızlı bir şekilde bilimsel olarak, mantıksal olarak doğru olmayan bir şekilde çok hızlı bir normalleşme basıncıyla giderken, özellikle toplu taşıma siz de gösteriyorsunuz. Hakikaten ne olacak şimdi bilmiyoruz. Yani gene de özellikle İstanbul için bu 65 yaş üstü, 18 yaş altı, daha önce 20 yaşta onları evde tuttuğumuz Bir de için o saat burada. gibi bir sınırlama geldi Sayın Öztürk. Ne düşünüyorsunuz? Niye o saat? Valla anlaşılabilir değil yani, virüs hani o saatlerde yani 22 ile 10 arasında mı mesai yapıyor, öyle gece nöbetçisi mi virüs falan. Yani dedim ki bunun yapılması, hani şu olabilir yani, toplumun tamamına, belli yaş gruplarına, şunlara bunlara diyelim ki şu yaş grubu şu saatler içerisinde çıkacak. Yani bu hareketliliği azaltmak açısından, bütün herkesin dışarı çıkmasını azaltmak açısından 20 yaş altı şu saatte çıkacak, 20 ile 40 yaş bu saatte çıkacak, 40 ile 65 bu saatte çıkacak, 65'te daha yukarısı da şu saatte çıkacak denebilir. Ama şimdi zaten asıl şeyin yoğun olduğu bir tek sabah mesaisinden biraz korumuşlar. Ona kadar çıkmayın, hani Evet. insanlar işe gidiyor diye. Ama akşam dönüş falan Ondan var ve sonra asıl yoğun hakikaten. Ya Zeynel Bey, şöyle söyleyeyim. Biz şimdi bu Ocak ayında koronayı hani dünyada görüldü, Türkiye'de geleceği tahmin ediliyordu falan. Biz bir basın toplantısında şöyle başlık atmıştık: koronavirüsü beklerken aklın ve bilimin yolunda. Açıkçası oraya ciddiyeti eklemeyi unutmuşuz. Akıl, bilim ve ciddiyetle yürümüyor bu yürümüyor, iş. evet. Yani işte hafta sonu gördük, Sağlık Bakanı bu hafta sonu olmayacak diyor. İçişleri Bakanı ilan ediyor. Cumhurbaşkanı benim gönlüm razı Evet. gelmedi. Akıl, bilim, mantık ve hepsinden önemlisi bu işin ciddiyeti falan kalmadı. Böyle olunca da o vatandaşları falan kimse göstermesin. Yok moda sahilinde dans ediyormuş, orada halay çekiyormuş, burada mangal yapıyormuş. Devlet böyle yönetirse süreci, vatandaş açısından büyük ölçüde artık vatandaş şöyle algılıyor. Bir de anladığım kadarıyla bilim kurulunun da çok fazla sözü geçmez olduğu, bilim kurulu üyelerinin yaptığı Valla. çeşitli açıklamaların zıttı kararların alındığını görüyoruz. Mesela koronavirüs bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan bir açıklama yapmış. Hafta sonu ortaya çıkan o sizin de söylediğiniz halay çekmeler, mangallar şeklindeki o kalabalık görüntüler devam ederse salgında ikinci dalgayı yaşarız demiş. Eğer bu türlü görüntüleri gördük, İkinci dalganın olabilme ihtimali var mı? Türkiye genelinde bir de bağışıklığı ölçecek antikor testlerinin de başlayacağını söylemiş. Ne Peki. düşünüyorsunuz Osman Hocam? Şimdi ikinci dalga ile ilgili öncelikle şunu söyleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü daha dün çok tehlikeli bir durumdayız koronavirüs pandemisinde. Evet. En çok vaka dün tespit edildi dedi. Şimdi Zeynel Bey, bu koronavirüs pandemisi sürecinde hani 3 aydır bununla yatıp kalkıyoruz hepimiz. Çok fazla bilgi dolaştı. Aslında buna da bir özel bir isim veriliyor. İnfodemi deniyor. Evet, Bilgi evet. salgını. O yüzden belki başta söylediklerimizi biraz unuttuk. Onlar geride kaldı yeni şeyler konuşurken. Zeynel Bey, bu bir pandemi. Pandemi demek bütün kıtaları, bütün dünyayı saran bir salgın. Küresel bir Yani salgın. dünyada daha tehlike geçmemişken, tersine Dünya Sağlık Örgütü'nün dediği gibi daha yükseliyorken falan, bizde azalıyor diye bir şey yok. İkinci dalga olmayacak diye bir şey yok. Umarız ve dileriz olmaz, ama hani diğer ülke örneklerinden de gördüğümüz, benzer hastalıklardan gördüğümüz, bu hastalığı serinden gördüğümüz, bu risk her zaman için zaten önlemler alınsa bile var. En sık önlemler alınsa bile var. Şimdi bu şekilde davranıldığında çok daha fazla olduğu görülüyor. Antikor testlerinde ilgili şunu söyleyeyim, özellikle hani izleyenlerimizin merakı açısından. Bu antikor testleri bir insanın hastalık geçirdikten sonra bağışıklık kazanıp kazanmadığını, hani tabii bu anlamda hastalık geçirip geçirmediğini de belli ölçüde gösteriyor. Ama şöyle bir şeyin bir anlamı yok. Ya ben acaba hastalık geçirdim mi? Yani sizin bunu öğrenmenizin de, benim de öğrenmem, ben doktorum, hiç öyle bir şeyim yok yani. Evet. Bunu öğrensem ne olacak? Bir de bunlar
bir yığın antikor testi var. Daha doğrusu güdüzüneye yakın. Bunlardaki duyarlılıkları, hassasiyetleri farklı. Kimisi daha hassas olanlar şu an için daha pahalı filan. Bunlar daha çok esasen toplumda tarama amaçlı. Yani evet. Falanca ilde, falanca ilçede, ülkenin genelinde ne kadar insanda bağışıklık oluşmuş. Bu amaçla yapılan şeyler. O yüzden de özellikle bunu mesela iş yerlerinde görüyoruz, fabrikalarda. İşverenler diyor ki bütün şeye antikor testi yaptırın da ne olduğunu görün. Velev ki bugün çıkmadım. Bugün benim antikor testim negatif çıktı. Yarın pozitif çıkmayacağını kim biliyor? Kimse söylüyor. Bu pozitif çıktı, bu sürekli bir bağışıklık oluşturup oluşturuyor. Yani oralarda kullanmamak gerekiyor. Bu daha çok bilimsel çalışma ve projeksiyonlar ve burada çıkarılacak tahminlerle gene dediğim gibi aklın, mantığın, bilimin yolunda politikalar oluşturmak için kullanılması gereken şeyler. Evet. Şimdi size soru var. Gerçi Güneydoğu'daki durumu sorar mısınız? Merak ediyorum demiş izleyenlerimizden birisi ama sizin İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri olduğunuzu söyledik. Ancak belki bir cümleyle bilginiz varsa. Tabii. O muhtemelen izleyicimiz de o haberi görmüştür, açıklamayı görmüştür. Diyarbakır'da çok yani şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla vaka artış olduğunu Diyarbakır Tabip Odamız açıkladı. Yani Zeynel Bey, burada şöyle de bir şey var. Biz Türkiye'nin toplamını alıyoruz. Burada mesela vaka sayıları durağan olabiliyor, azalabiliyor, çoğalabiliyor ama aslında bunu bölgesel olarak ele almak gerekiyor. Muhtemelen İstanbul'da o ilk aylara göre Türkiye'nin Wuhan'ı demek zorunda kalmıştı Sağlık Bakanı. Muhtemelen, bakın rakamları bilmediğimiz için hep böyle bir kör karanlıkta ihtimaller üzerinde konuşuyor. Muhtemelen orada azalınca bütün Türkiye'de de azaldı gibi gözüküyor ama belli bölgelerde artışlar oldu. Ben size şunu söyleyeyim, yani orada da kesin rakamlarımız yok ama biz tabii daha çok hastaneye müracaatlar ve hastane yatışları üzerinden değerlendirebiliyoruz. Hekimlerden o bilgileri alabiliyoruz. Mesela Ankara'da da azalma değil, artış var gibi. Artış İstanbul'da var gibi. Dalgalanıyor. Antep'te Antep, Gaziantep arttığı gösteriyor. Kaç haftadır öyle gidiyor. Yani o yüzden işin ucunu şu hala sıkı tutmak gerekiyor. Böyle hükümetin hükümet dediği şimdi değil mi? Kabine. Eskiden öyle denirdi. Evet, neyse, dilimiz alışmış. Ama biz de çok eskiden derdik 12 Mart'ta, 70'lerde, 80'lerde. Hani kabinenin sözlerine inanıp da o tedbirleri elden bırakmasınlar. Hakikaten bunun bedelini zaten çok ağır ödüyoruz. Şu an bile doğru. Çok ağır ödüyoruz. Bakmayın öyle bir Amerika'dan, Brezilya'dan, İngiltere'den iyiyiz falan diye ama dünyanın geri kalan 180 ülkesinden de kötüyüz. Şu burnumuzun dibindeki Yunanistan'dan kötüyüz bir kere, Bulgaristan'dan kötüyüz. Bunu lütfen yani ciddiye alalım. Kabine bizi korumuyor, biz kendimizi koruyalım. Peki. Çok teşekkürler Osman Hocam. Bu arada bir vatandaşımız da tabii sorudan ziyade emekli bir vatandaşım. Evde kal diyorlar da ne yiyip içeceğimizi sormuyorlar demiş. Mart ayında devlet bankalarına destek kredisi başvurusu yaptım. Hala değerlendirmede diyorlar. Maskeyi bile dağıtamayanlardan ne beklenir ki diye kendi görüşlerini de dile getirmiş. Çok teşekkürler Osman Öztürk hocamız. Sağ olun, hem sorulara verdiğiniz cevap için hem de yaptığınız değerlendirme için. Kolay gelsin. Sağ olun.